Merhabalar değerli izleyenler, Samandıra Can Bahar testlerinden karşınızdayız ve günün röportajında konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Yine bugün özel bir isimle beraberiz. Sebastian Szymanski bizlerle beraber, tercümede Saruhan Karaman bizlere yardımcı olacak. Öncelikle hoş geldiniz, programımıza hoş geldiniz. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Düşüncelerini, hislerini ilk geldiği transfer gününde paylaşmıştı ama sıcağı sıcağınaydı. Ben biraz daha... Duyguları daha oturduğu için, daha soğuduğu için biraz daha genel çerçevede sormak istiyorum. Neler hissediyor, neler söyler sevgili Saruhan? Today we are with one of our precious player, with Sebastian Szymanski. And first of all, we have to say that welcome to Fenerbahçe, welcome to your new family. When you came here the first time, we asked about your feelings. But I also want to ask you again, what are your impressions and what are your thoughts and feelings of being in Fenerbahçe so far? Thank you very much. I'm really happy, like I said before, I'm really happy to be here. I'm really proud to be in the best club in Turkey. For sure, I wanted this transfer before. I know that club also want me, so this was the most important thing for me. And like I said, I'm really happy and can't wait to start play games. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Aynı zamanda gururluyum. Türkiye'nin en iyi kulübüne geldim, Fenerbahçe'ye geldim ve bu transferin bir an önce hızlı bir şekilde bitmesini arzuladım, istedim. Çünkü kulübün, Fenerbahçe'nin beni istediğini biliyordum. Dolayısıyla bu da benim açımdan çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Dolayısıyla burada olmaktan mutluyum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum. Tabii Sebastian'a birçok teklif olduğunu biliyorduk Fenerbahçe'ye gelmeden önce. Fenerbahçe'ye gelmesindeki kritik o noktalar nedir? En önemli özellikler nedir? We already know that other clubs were interested with you to transfer you to their clubs, but you choose to come to Fenerbahçe. What were the main topics or main points and main reason for you to come to Fenerbahçe? Yeah, like I said before, I think that everyone who works in this transfer makes me feel that they really want me, and I'm yeah, I think this was the main reason, and also the conversation between me and president, also our sport directors, was like, I already feel that we here's like one big family. And this is also important for me. I think this two things are my main reason for why I'm choosing Fenerbahçe. Daha önce de ifade etmiş olduğum gibi Fenerbahçe beni çok istedi ve ben bu hissi tamamıyla hissetmiş oldum. Fenerbahçe'nin beni ne kadar istediğini çok net bir şekilde hissettim. Ana sebep bu diyebilirim benim buraya gelmem noktasında. Aynı şekilde Sayın Başkanımızla da görüşmeler, konuşmalar gerçekleştirdik ve keza sportif direktörümüzle de konuşmalar gerçekleştirdik ve ben o konuşmalardan sonra büyük bir ailenin içinde olabileceğimi hissettim. O ortamı hissettim. Benim için bu gerçekten çok önemliydi. Dolayısıyla bu saymış olduğum iki sebep benim Fenerbahçe'ye gelmemdeki ana faktörler oldu. Peki Saruhan, Sebastian Fenerbahçe'ye gelmeden önce neler biliyordu Fenerbahçe hakkında? Geldikten sonraki süreci de biraz soracağım ama önce gelmeden önceki bilgileri nelerdi Fenerbahçe hakkında? Arkadaşlarını sordu mu? Daha önce Fenerbahçe'de oynamış birini tanıyor muydu, izlemiş miydi? The question is that before you came to Fenerbahçe, what did you know about Fenerbahçe? He is wondering this. The question is this, and did you also ask anybody who played here before? Did you talk to anybody before you came to Fenerbahçe? To be honest, I don't know a lot, but like I said, I know that Fenerbahçe is the biggest club in Turkey, and I saw your last game against Başakşehir in cup final. I didn't talk to anyone, but yeah, some of my friends are play here before, like Roman Nöşta, but we just talk after the transfer, not before. Yeah, and that's all. Dürüst olmak gerekirse çok kapsamlı, detaylı olarak Fenerbahçe ile ilgili bir bilgim yoktu ama şunu biliyordum ki Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Benim için gerçekten buraya gelmiş olmak önemli. Aynı zamanda Başakşehir Kupa finalinde seyretmiştim. Fenerbahçe'nin o maçını izlemiştim. Kimseyle konuştum mu? Kimseyle konuşmadım buraya gelmeden önce. Ama burada bazı arkadaşlarım top koşturmuşlardı. Onlardan bir tanesi Roman Nöşta derdi. Ama onunla konuşmam transfer olduktan sonraydı. Dolayısıyla sonrasında da buraya gelmiş oldum. Tabii biraz da süreci sormak istiyorum, yani hazırlık sürecini sormak istiyorum. Hazırlıklar nasıl geçiyor şu an için? Rusya'daydık. Direkt Sebastian Tadić Samandıra Canbar testlerinde çalışmaya başladı ve takımımıza hemen dahil oldu. Hızlı bir adaptasyon süreci geçti onun için, çünkü hızlı bir şekilde Türkçe'yi de öğrendi. Yavaş yavaş da sezon sonuna kadar herhalde Türkçe konuşmaya başlar. Biz de Türkçe röportajlar yapmaya başlarız. Nasıl geçiyor hazırlık süreci sezon öncesi? So we want to ask you about the preparation period. The team was in Russia for the preparation camp, and he wants to learn your adaptation process since you come here. And we're seeing that you also learned some Turkish words as well. And we believe that at the end of the season, maybe you will be making the interview in Turkish. So what would you like to say about in general of the preparation period? Like I said before, this was a long way to get an agreement between clubs. So I was waiting for permission to train with the team, but then in the end I don't have visa, so I couldn't fly to Russia for the camp, so I trained here. And yeah, adaptation is good. I feel good. I think that, like I said before, that I feel like Fenerbahce is one big family, and I can see it now in the dressing room with the guys. They are really open, they are really helping, and yeah, this is the best thing what can be for the new players, that everyone is open, everyone wants to help you. Yeah, I learned some Turkish words as well, but you need to give me some time for interview in Turkish. Daha önce de ifade etmiştim. Buraya katılım sürecim biraz uzun bir süreç sonrasında gerçekleşti. Ben de tabii ki bu sürecin geçmesini ve bir an önce takımla antrenmanlara başlamayı istedim ve nihayetinde de buraya gelmiş oldum, ama ondan öncesinde bir vize problemi vardı Rusya'ya gitme konusunda. Dolayısıyla ben burada başladım. Benim açımdan adaptasyon gerçekten iyi bir şekilde ilerliyor. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu çok net bir şekilde gördüğümü düşünüyorum. Soyunma odasında ve buradaki ortam, takım arkadaşlarım, herkes bana en iyi şekilde yardımcı oluyor. Zaten bir futbolcu için yeni bir takımına gitmeden önce istediği şeylerde takım arkadaşlarının ona yardımcı olması, açık olması, bu da bana göre en iyi şeylerden bir tanesi ki ben de bunu iyi bir şekilde görüyorum. Türkçe kelimelerle ilgili olarak birazcık bana zaman verirseniz memnun olurum Türkçe röportaj için. Peki tabii ki de takıma dahil oldu ve öncesinde Edin Džeko ve transfer süreci sırasında da tabii Tadić de açıklandı. Dušan Tadić de biliyor rakip olarak oynadığı Ajax karşısında. Neler söyler takım arkadaşlarıyla beraber? Güzel bir sezon bizi bekliyor. Önemli yıldızlarla beraber, kendisi de bir yıldız olarak sahada olacak. Takım arkadaşları hakkında aslında biraz daha genel kapsamlı sormak istiyorum. Neler söyler? Edin Džeko and Dušan Tadić were transferred to Fenerbahçe, and I'm sure that you know, especially Dušan Tadić, because you were opponent in Holland. And I can say that it's going to be a very beautiful season for us with many stars. You are also one of the stars in the team. What would you like to say about, in general, about the season? And for your teammates in general? Yeah, of course. I can say, like, I always, when I come to the new club, I always have the same goals. I want to be the champion, so I think the guys also wanted to be a champion, and I feel already that we work really hard to make a big step forward. Of course, we have new players. We need some time to know each other better, to feel better on the pitch, and yeah. But like I said, I don't think about and think just to be champion with the team. Ben her gittiğim yeni kulüpte, yeni bir kulübe katıldığımda hedefim her zaman aynıdır. Şampiyonluk isterim, şampiyonluğu yaşamak isterim. Zaten Fenerbahçe'nin de beni şampiyonluk için getirdiğini düşünüyorum ve bunu biliyorum. Zaten şu anda geldiğim zamandan itibaren şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmanın temposu, çalışma ritmi gerçekten bunu hissediyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyoruz ve ileriye iyi bir adım atabilmek için, geleceğe daha parlak bakabilmek için de zaten bu çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi yeni oyuncular takıma katıldılar. Ama öyle zannediyorum ki birazcık zamana ihtiyacımız olacak. Hem saha içinde hem de saha dışında birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için. Söylemiş olduğum gibi şampiyonluk dışında herhangi bir düşünce aklımda yok. Tabii Sebastian daha önce gerek Feyenoord'da gerek Lejje Varşova'da şampiyonluklar yaşadı. Dynamo Moskova'yla büyük başarılar elde etti diyebiliriz. Çünkü son zamanlardaki en önemli derecelerini kazanmıştı oynadığı sürede. Burada da tabii ki de az önce belirttiği gibi hedef şampiyonluk, hedef tüm kupalarda en büyük aday olmak ve kazanmak. Neler söyler şampiyonluğu bilen birisi, şampiyonluk yolunda nasıl bir sezon değerlendirmesi yapar? So as we know very well that you played in Feyenoord and you also had very successful season in that club, and also you had a championship in Lejje Warsaw. And also you played in Dynamo Moscow, and it was, we can say that you also had very good results and statistics there. And we know that your goal is also championship when you came here, and we also have to win all the trophies where we are playing in. So what, you are a player that you experienced before the championships, and for this season, what would you like to say about it? This is a great feeling when you won the championship. So I wish everyone to feel this. And yeah, like I said, but I'm not only one in this team who take the trophies in some other teams. We have, I think, we have a lot of experienced player. We have really good team. But like I said before, we need. It's time to know each other better, and yeah, we can do great things together in this season. Because, like I said, Fenerbahçe is one of the biggest big club in Turkey, and in every season we need to fight only for championship. Elbette ki şampiyonluk her zaman sizlere harika hisler verir. Kendinizi çok iyi hissedersiniz ve şampiyonluk gerçekten çok ama çok önemli. Umuyorum, diliyorum ki herkes şampiyonluk hissini yaşayabilir kariyerinde. Ama kupalar noktasında sadece beni baz almamak lazım, sadece beni değerlendirmemek lazım. Çünkü takım içerisinde çok fazla kupa kazanmış oyuncular da vardır diye düşünüyorum. Çünkü takım içerisinde çok tecrübeli oyuncular var ve bana göre fazlasıyla iyi bir takımız. Ama zamanla biraz önce de ifade ettiğim gibi birbirimizi çok daha iyi bir şekilde tanıyarak daha iyi bir performans ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Öyle zannediyorum ki hep birlikte harika işler, harika başarılar elde edebiliriz. Söylemiş olduğum gibi Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim ve öyle zannediyorum ki takım olarak da her zaman en iyisini vermek adına çabamızı sürdüreceğiz. Saruhan, tabii transfer sürecinde hemen tabii ki dijital platformlarda oyun analizi yapılıyor. Sebastian hakkında işte kanatta oynar, 10 numara mevkisinde, 8 numara mevkisinde gibi. Kendisi nasıl tanımlar oyun tarzını? Ben direkt kendisine ilk ağızdan onu sormak istiyorum. Oyun tarzı hakkında neler söyler? Nasıl, hangi mevkide oynamayı çok sever? During the process of transfer, it's always being made the analysis about the players, about their game styles. And as we know that you're playing as a winger, as number 10, as number 8, can you please describe a bit your football style and in which position you're feeling better yourself to play? Yeah, of course, my favorite position is number 10, but I also can play number 8. And yeah, maybe few games I play on the side, but to be honest, I don't really like it. So I'm more midfielder, and yeah, between number 10 and 8, it's not a big difference, so I can play on the both position. I'm player who like to fight. I'm player who like to press and run and do everything for the team, that team is successful. Yeah, and I think this is the most important. Of course, I have some football skills with the ball, but yeah, sometimes it's not enough. Sometimes you need to show your heart, and I think I have it. Tabii ki söyleyebilirim. Ben 10 numara pozisyonunda oynayabiliyorum. Aynı şekilde 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Evet, kenarlarda da oynadığım oluyor ama açıkçası kenarlarda oynamaktan pek haz etmiyorum. Daha çok orta saha orijini olan bir futbolcuyum. 10 numarada oynayabiliyorum, 8 numarada oynayabiliyorum. Benim için bu noktada çok bir fark yok. İkisinde de oynayabildiğimi düşünüyorum. Futbol karakterimle alakalı olarak ben savaşmayı seven, pres yapmayı seven, koşmayı seven bir oyuncuyum ve takım için en iyisini sergilemeye çalışan bir futbolcuyum. Zaten bizim için en önemli noktada bu. Takım adına çalışmak, takımın menfaatini savunacak şekilde çalışmak. Evet, futbol yeteneklerimin olduğunu düşünüyorum. Bazen bu yeterli olabiliyor, bazen daha iyisini yapmanız da gerekebiliyor ama ben futbol yetenekleri bakımından da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Affına sığınarak çok kısa da bir şey soracağım onun tarzıyla alakalı. Topu çok hızlı çıkarıyor ayağından. Genelde topla oynamayı seven orta sahalar vardır. Hep biliriz kendi pozisyonu itibariyle. Neler söyler? Topu ayağından çok hızlı çıkarıyor ve hemen pas dağılımını yapıyor. Hızlı bir şekilde düşünüyor, hızlı bir şekilde karar alıyor. Bununla ilgili neler düşünüyor ve nasıl değerlendirme yapar? Speaking of the midfielders always want to touch the ball, and they like to touch the ball when they have. But when we are looking at your football style, we're seeing that you're playing very fast. So you're thinking quickly and you're deciding quickly, and you don't touch so much time to the ball, and you play as fast as possible. What would you like to say about this? Yeah, sometimes in the different situation to recognize when it's time to keep it the ball in fit, and when it's time to play on one touch. So I think year by year I always learning this and yeah, try to find the best moments to have the ball with to keep it the ball on my feet or to pass on one touch. I think I'm getting better in these things, and yeah, like he said, I think you also see that I make a big progress in this kind of the situations. Bana göre bu zamanlamaya bağlı olan bir şey, oyun içerisindeki aksiyonlara, zamanlamanıza bağlı olan bir şey. Çünkü bazen tek dokunuşla oynamanız gereken bir pozisyon olabilir, öyle bir zamanlama olabilir. Bazen de topu ayağınıza daha fazla tutmanız gereken bir durumda olursunuz. Öyle zannediyorum ki yıl geçtikçe bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çok şey öğrendiğimi düşünüyorum bu noktada ve ana göre en iyi anı düşünerek, yani topa sahip mi olmalı, topa çok daha fazla mı dokunmalı, yoksa daha hızlı bir şekilde oynamalı mı? Bunun anlarını, en iyi anını o anda hissetmek, o duruma göre hareket etmeniz gerekiyor. Ben öyle zannediyorum ki çok daha iyiye gidiyorum bu noktada. Sizin de belirttiğiniz gibi bu özellikler bende mevcut ama sizler de zaten görüyorsunuzdur, futbol severler de görüyordur. Bu konuda ben gelişim kat ettiğimi düşünüyorum. Son iki sorum. Her zaman sporcuların küçüklük kahramanları olur. Çocukken kimisi bir futbolcuyu çok sever, kimisi bir basketbolcu ya da diğer spor branşlarını. Kendisinin idolü var mıydı küçükken? Kahramanı var mıydı bir futbolcu olarak? Last two questions. He's asking that every child is a hero in his life. Maybe for some of them it's a footballer, maybe for some of them it's a basketballer or in other branches, other sports. Did you have any idol, or do you have any idol? If you have, who is that? Yeah, I have it for sure. Like everyone, of course, Lionel Messi is one of the best player in the world, and yeah, maybe I like him. He's my idol because of left foot. Who? Lionel Messi. Mm-hmm. Yeah, maybe because of left foot, but. Yeah, I really like his style. I really like how he play and how smart he is on the pitch. And yeah, this is the main one. Lionel Messi'yi söyleyebilirim. O benim için bir idol ve bana göre dünyadaki en iyi futbolcu. Belki de sol ayaklı olduğu için çok daha fazla seviyorum onu. Ama oyun tarzını gerçekten çok beğendiğim bir futbolcu Lionel Messi. Çünkü kendisi sahada çok zeki, ne yapması gerektiğini bilen bir futbolcu. Dolayısıyla onu söyleyebilirim. Messi Ronaldo tartışmasına o zaman Sebastian. So we won't make a discussion about the Cristiano Ronaldo and Messi. Your choice is clear. Yeah, Messi for sure, but I think Cristiano is also one of the best players in the world, and it's not doubt about this. But yeah, I personally I prefer Lionel Messi, but Ronaldo is also a very good player. Ve benim tercihim Messi, ama elbette ki Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi. Buna hiçbir şekilde şüphe yok, ama benim kendi kişisel tercihim Lionel Messi, ama söylemiş olduğum gibi Ronaldo da çok iyi bir futbolcu. Son sorumuz, taraftar büyük bir sevinçle kendisini karşıladı. Çok mutlu oldu bu transferden dolayı, takıma katılmasından dolayı. Taraftarımıza neler söylemek ister? Güzel bir sezon bizleri bekliyor. Şampiyonluk dolu bir sezon bizleri bekliyor. Neler söyler taraftarımız için? Mesajı var mıdır? So we are finishing our interview with a message to the fans, because we can say that the fans welcomed you happily, and they became very happy when they heard that you're coming to Fenerbahçe. And throughout the season to be champion, what would you like to say to our biggest fans in Turkey? First of all, I would like to say thank you for all welcome. This is a big thing for me. For sure, season is long. Season will be tough. We need your support. We need you in every game. Will be bad moments, will be good moments, but I hope that our fans will always be with us. Doesn't matter where we play, and yeah, like I said, let's make great season together. Öncelikle onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar, bana çok güzel mesajlar gönderdiler. Ben de kendimi bu anlamda mutlu hissettim. Sezon uzun, sezon zorlu. Dolayısıyla onların desteklerine ihtiyacımız var. Elbette ki hem iyi zamanlar olacak hem de kötü zamanlar olacak, ama umarım nerede oynarsak oynayalım desteklerini her zaman hissederiz ve umuyorum ki hep birlikte güzel bir, harika bir sezon geçiririz. Sebastian'a çok teşekkür ediyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz röportajımıza katıldığın için, desteğin için. Evet değerli izleyenler, günün röportajında konuğumuz Sebastian Szymanski'ydi ve Saruhan Karaman tercümede bizlere eşlik etti ve programımızı artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.